Sevgili arkadaşlar, şu cümleyi duymuşsunuzdur. Cümleler sihir etkisi yapar. Cümlelerin %100 etkisinin olduğunu anlıyoruz biz sihir denince. Bela insanın diline bağlıdır. Başka bir yer aramana gerek yok. Dil, cümle, söz, bunlar ile sen belayı kendine çekebilirsin. Şimdi insan beyni değerli arkadaşlar besin olarak, yakıt olarak cümleleri alıyor. Yani beslediğin beynini neyle besliyorsun? Sözlerle besliyorsun. Cümlelerle besliyorsun. Kelimeler ile besliyorsun. Yakıtı sen veriyorsun veya sen seçiyorsun. Dinlemek istediğini, seyretmek istediğini, oturup konuşmak istediğini sen seçiyorsun. Yakıtı sen seçiyorsun. Sen beynine olumlu yakıt da koyabilirsin. Olumsuz yakıt da koyabilirsin. Hani şöyle düşün. Benzinle giden bir arabaya mazot koyduğun zaman motoru nasıl bozuyorsa senin beynin olumlu çalışmak istiyor. Olumlu çalışmak isteyen beynine yakıt olarak olumsuz yakıt koyuyorsun. Arabanın motorunu nasıl bozuyorsa senin beynini, senin davranışlarını, senin düşüncelerinde bu olumsuz cümleler, olumsuz kelimeler, olumsuz dinlediğin ne varsa bunlar bozabiliyor değerli arkadaşlar. Şimdi bozunca ne oluyor? Biraz önce dediğim gibi hadis-i şerifte buyurduğu gibi peygamberimizin belayı çekmeye başlıyorsun kendine. Bela sana yaklaşıyor. Mıknatıs gibi çekmeye başlıyorsun. Etrafında hiç akıllı insan yok diyor kişiler. Hani bu yabancı değildir. Akıllı adam kalmadı. Herkes çok kötü. Bir konuşabileceğim, oturabileceğim insan kalmadı. Çevremde iyi insan kalmadı. İnsanlar genellikle bu cümleleri çok söyler. Peki kimlerde bu şekilde oluyor? Biraz önce dediğim gibi olumsuz cümleler söyleyen, dinleyen, ileri götürmeyen ne varsa oraya odaklanan insanlarda da belayı çektiği için kötü insanları çekiyor kendini. Negatif insanları çekiyor, olumsuz insanları çekiyor, işe yaramayan, ileri götürmeyen insanları çekiyor, mıknatıs gibi. Çünkü senin seçimin, sen yaptın. Yani senin arabanın motoru benzinle çalışıyordu, sen mazot koydun, bozdun. Yani başına bir bela geldi. Beynin de öyle. Senin beynin olumlu düşünmesi gerekiyor, iyi bir şeylere odaklanması gerekiyor. Arzuladığın hedefe odaklanması gerekirken sen beynine kötü şeyler yakıt olarak vermeye başladın. Kötü şeyler vermeye başladığın zaman, olumsuz cümleler dinlemeye başladığın zaman veya olumsuz insanlarla oturup kalkmaya başladığın zaman da yakıt olarak beynine kötülük verdiğinden dolayı senin beynin artık belayı çekmeye başlıyor. Belalı insanları çekmeye başlıyor. Olumsuz insanları kendine çekmeye başlıyor. O senin seçimin, senin kararın. Yani olumsuz haberleri izlemek senin kararın. Başkasının kararı değil, sen karar verdin. Veya diziler seni ileri götürmüyorsa, sana sadece olumsuz bir düşünce oluşturuyorsa senin beyninde, mala yani işe yaramıyorsa sende, sen de tutup dizi izliyorsan, o zaman sen yapmış oluyorsun, sen kötülük yapmış oluyorsun beynine. Kendine belayı çekmeye başlıyorsun. Veya yine senin kararın, sen oturup seni ileri götürmeyen muşmula suratlı, ekşi suratlı insanlarla takılırsan o zaman olumsuzluğu çekiyorsun. Olumsuz insanlarla karşılaşıyorsun. Bütün olumsuz hayatı kendine çekiyorsun. Etrafımda evet kimse kalmadı, ben yalnızım, herkes çok kötü demeye başlıyorsun. Ama senin kararın, senin kararın. Sen etrafındaki insanları iyi seçersen, cümleleri, duymak istediğin cümleleri sen seçersen veya kullanırsan, olumlu kelimeler kullanırsan, o zaman olumlu insanlarla karşılaşıyorsun. Olumlu insanları kendine çekiyorsun. Hayatın olumlu olmaya başlıyor. Bu senin kararın ama. Başkasının kararı değil. Sen karar verebiliyorsun. Seçim senin. Senin sana bağlı. Özgür kararına bağlı. Seni kimse zorlamıyor. Senin elinde bunlar. Başkasının elinde değil ki. Başkasını suçlamayla ileriye gidemezsin ki. Ya etrafında hiç insan yok kalmamış, hep kötü insanlar var. Etrafında iyi insan yok diyerek var olmuyor ki. Sen hareket etmen lazım, bir şeyler yapman lazım. Dil kalıplarına dikkat etmen gerekiyor. Dil kalıplarını değiştirsen, olumlu bakmaya başlarsan, olumlu olayları kendine çekiyorsun. Olumlu insanları kendine çekiyorsun. Yani burada sana vermek istediğim mesaj şu, çözüm şu, senin kararın. Sen hayatını güzelleştirmek istiyorsan o zaman dil kalıplarını değiştirmen lazım.
lazım. Cümlelerini değiştirmen lazım. Duyduğun negatif cümleleri kitlemen gerekiyor. Yani oraya odaklanmaman gerekiyor. Olumlu taraflara odaklanman gerekiyor. Yani filtrelemen lazım. Sana gelen akımları, dışarıdan gelen bilgi akımlarını sen filtreleyeceksin. Senin elinde. Sen dışarıdan gelen negatif olaylara odaklanmaz, sadece olumlu taraflara odaklanırsan, cümlelerini değiştirsen, dil kalıbını kullanmayı öğrenirsen, sen de pozitifi, olumlu olanı, güzelliği, huzuru, bereketi, başarıyı kendine çekebilirsin. Nasıl biraz önce söylediğim hadis-i şerifteki gibi bela insanın diline bağlıdır. Demek ki belanın yerine huzur insanın diline bağlıdır da diyebiliriz. Başarı insanın diline bağlıdır da diyebiliriz. Güzellik, bereket, mutluluk insanın diline bağlı da diyebiliriz. Hani bir hadis-i şerif daha var. Susan kurtuldu. Eğer hayır konuşamıyorsan susacaksın. Ya hayır konuş ya sus. Bu da bir hadis-i şerif. Dolayısıyla sana bağlı. Senin kararın. Seni kimse zorlayarak, senin başına tutarak kimse seni zorlamıyor. Yani başına geçip de şöyle olumsuz cümle kullan demiyor. Vesvese hariç tabii. O da aslında seni zorlamıyor. Vesveseye odaklanırsan, negatif tarafına odaklanırsan hayatın, o zaman vesvesenin cümlelerini ciddiye alır. Onun tekrarladıklarını dışarıdan sen tekrarlamaya başladığın zaman zaten başına belalar gelmeye başlar. Yani senin kararın. Sen karar veriyorsun. Senin elinde her şey. Umarım bu video ile sende de farkındalık oluşturmuşumdur. Dil kalıplarına dikkat etmen gerektiğini anlamışsındır. Bunun için hareket etmen gerekiyor. Yani bu videoyu ciddiye alıp bu anlattıklarımı uygulaman gerekiyor. Hayatına yansıtman gerekiyor. Peki ben yapamıyorum. Her şeyi denedim, olmadı. Bu konuda desteğe ihtiyacın varsa, kendini daha fazla geliştirmek istiyorsan, daha ileri gitmek istiyorsan, huzuru, mutluluğu, başarıyı kendine çekmek istiyorsan bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için videonun altında link var. Linke tıklayıp formu doldur ve gönder. Hoşça kal.